Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ağıska Türklerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekibi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Her bireyle tek tek görüşen ekipler çocuklarla da yakından ilgileniyor. Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ağıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede toplam 8 kafile halinde 1161 Ağıska Türk'ü kente gelerek aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Savaşın ortasında kalarak psikolojik yaralar alan Ağıska Türkleri için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Çok sevmiyor konu. Daha önce Elazığ ve İzmir depremiyle Kastamonu'daki sel felaketi olmak üzere birçok olayda görev almış, tecrübeli psikososyal destek ekibi görevlendirildi. Bir süredir birlikteyiz. Uyum aşamasında onların işte sosyal anlamda işte bize uyumları, birbirlerine uyumları noktasında onlarla irtibat halindeyiz. Hane ziyaretlerimizi yapıyoruz zaman zaman. Gelen ailelerimiz içinde engelli ve yaşlı bireylerimiz var. Çoğunluğu zaten kadın ve çocuk. Onları özellikle yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü yaşlı bireylerimiz bayağı üzüntülü durumdalar. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan ekip, konaklama merkezine yerleştirilen tüm bireylerle tek tek ilgileniyor. Akşamları hane ziyaretleri yaparak Ağıska Türklerine yalnız olmadıklarını hissettiren ekip, devletin sıcak yüzünü gösteriyor. Özellikle onlara moral verme amaçlı günlük olarak ziyaret etmeye çalışıyoruz. Engelli bireylerimiz var. Onlara biraz daha hayatı kolaylaştırabilmek için, biraz daha o içinde bulundukları psikolojik durumu rahatlatabilmek için onlarla sohbet amaçlı yanlarına gidiyoruz. İşte akşamları ziyaret edebiliyoruz, gündüz ziyaret edebiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Gün içerisinde de çocuklarımız zaten bu alanı aktif bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda sokak aralarında da kendi müzikleri var mesela. O müzikler eşliğinde oyunlar oynayabiliyorlar. Biz onlara dahil oluyoruz. Şu anda şöyle söyleyelim. Birbirimize karşı bir güven bağı oluşturmaya çalışıyoruz ilk aşamada. Sonrasında zaten psikososyal destek kapsamında gereken hizmeti kendilerine sağlayacağız birey birey ve hane hane. Neredeyse her gün çocuklarla oyunlar oynayan ekip Ağıska Türklerinin gönlünde taht kuruyor. Çok güzel ilgileniyor. Hepsine Allah razı olsun. Öncelikle tabii ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ve bütün ekiplerden, burada bize yardım edenlerden. Herkese minnettarız tabii ki, Allah razı olsun. Herkes iyi bakıyor, ilgileniyor. Burada yani çok güzel. Getirdiler bizi buraya. Çok güzel oynuyoruz. Ablalarla eğlenceli, çok eğlenceli oynuyoruz. Onlar da sağ olsunlar, bizi buraya getirdiler. Sağ olsun Türkiye'miz bize sahip çıktı. Çok mutluyuz. Allah razı olsun hepinizden. Sevgi ablamız var, çocuklar çok seviyor onu. Bugün hediyeler yaptılar. Bekliyorlar her gün onu. Allah razı olsun. Hepinizden, dişim ağrıyordu, ilaç getirdiler, yarın hastaneye götürecekler.